Özgecan Sırma, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. Dilan ve Sıla kardeşlerin ailesinin ekonomik durumunun o dönemde kötü olmadığını söyleyen Özgecan Sırma, ilişkilerinin üniversiteye gidince koptuğunu anlattı. Dilan Polat'ın Engin Polat'la olan ilişkisine de değinen Özgecan Sırma, "Gerçekten benzerini görmediğim bir duygu ile bağlıydı. Engin onun için nefes almak kadar önemliydi." dedi. Özgecan Sırma şöyle devam etti: "Zenginleşmelerine elbette şaşırdım. Uzun zaman sonra geldikleri nokta ve içerisinde bulundukları Hal ve hareketler gerçekten hayret verici bir boyuttu ve benim de dikkatimi çekti. Lakin herhangi bir bilgim ve iletişimim olmadı. Özgecan Sırma, Dilan Polat'ın yıllar önce şahit olduğu intihar girişimini de şöyle anlattı. O senelerde babaları ile yaşıyor, küçük kardeşleri cana annelik ediyorlardı. Annelerini kaybetme üzerine baba ile yaşama ve böylesine bir sorumluluk ile beraber gelen büyük psikolojik kırılganlıklar vardı. Sıla çok daha dirayetli olsa da Dilan öyle değildi. Panik atak krizleri olurdu. Yine bir gün binanın tepesinde görüyorlar ve atağı oluyor. Benim aklıma hemen bu anı geldi. Yaşadıkları ve cezaevinde olmanın psikolojik olarak ağır gelip böyle bir şeye yeltenme ihtimali dahi beni ürküttü. İsmail Saymaz haber sahibi olduğu ve gerçekliğine inandığım için okur okumaz bu şekilde bir reaksiyon verdim. Sırma, Sıla Doğu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de anlattı. Sıla da hiçbir suçların olmadığını, olsa olsa vergisel boyutta bir aykırılık olabileceğini, bunu ödemeye hazır olduklarını söyledi devamında avukatları olmamı istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi gerekçeleriyle söyledim. İletişimim bundan ibaretti. Akabinde de gözaltı gerçekleşti.